Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Başkan Mahallemizde projesi kapsamında İstiklal Mahallesi'nden başlattığı hizmet turuna devam ediyor. Bütün mahalleleri tek tek güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi şu ana kadar 20 mahallede tüm sorunları çözüme kavuşturdu. Mahalleler planlanan Başkan Mahallemizde projesiyle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Yürütülen belediye hizmetleriyle marka şehir misyonuna yakışan bir görünüme kavuşturuluyor. Başkan Mahallemizde projesi sürecinde 20 mahalleyi tek tek adım adım gezerek, sorunları yerinde tespit ederek program çerçevesinde çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ekibiyle birlikte Aksaray'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturuyor. Sahada Aksaray Belediyesi İcracı Birim Müdürlüklerine bağlı dev hizmet kadrosuyla 250 kişiden oluşan bir ekip görev alıyor. Projenin kazandırdıklarıyla altyapı, asfalt serimi, çevre düzenlemesi, yaya kaldırımı şeklinde gerçekleştirilen üst yapı düzenlemeleriyle bütün cadde ve sokaklar baştan aşağı yenileniyor. Halka yakışan hizmetleri yerine getirmek, hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması için haftanın 3 günü, bir tam gününü Başkan Mahallemizde projesi kapsamında sahada geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çalışmaları titizlikle takip ederken sosyal belediyecilik anlayışıyla mahallelere taşınan etkinlikler, temas ve ziyaretlerle de vatandaşların gönlüne dokunuyor. Başkan Yazgı ve ekibi proje kapsamında Çiftlik, Selçuklu ve Coğlaki Mahallesi ile birlikte toplam 20 mahallede hizmet turunu tamamladı. İlklerle geleceğe yönelik projeleri ve belediyecilik hizmetleriyle Aksaraylıların hayatını kolaylaştıran Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, güler yüzüyle 7'den 70'e herkesin yanında olma gayretiyle insan odaklı hizmet anlayışından asla ödün vermiyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her an her şekilde vatandaşlarla iç içe hizmet anlayışıyla yoluna devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çalışma sistemi olarak benimsediği vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Aksaraylılarla birebir ilgilenmeye devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde yapılan Başkan Mahallemizde programı çerçevesinde ev, iş yeri, sokak, her yerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yazgı, sorun ve talepleri ilk ağızdan dinliyor, 7'den 70'e herkesle kucaklaşıyor. Belediye Başkanı olarak yaptığı her işte, hazırladığı her projede vatandaşların istek ve taleplerine yönelik hizmetler üreten Haluk Şahin Yazgı, vatandaşlara birebir ulaşmak için tüm yolları kullanıyor. Esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, halk günleriyle vatandaşın her zaman yanında olmaya devam ediyor. Neredeyse her gün halkla bir araya gelerek küçük büyük, yaşlı genç, toplumun her kesiminin sıkıntılarını, sevinçlerini, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yazgı büyük takdir topluyor. Gönüllere dokunarak herkesin duasını alan Başkan Yazgı, bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken, bir taraftan da gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içerisinde gece gündüz çalışıyor. Aksaray Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın gayretini verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4,5 yılda 1 milyar yatırımla bir taraftan dev projeleri hayata geçirirken, bir taraftan da Türkiye'de ilk ve tek olan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahalle meclisi toplantılarında 4,5 yılda yaptığı hizmetleri vatandaşa anlatıyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında mahallelerde gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantısı son olarak Çiftlik, Selçuklu ve Coğlaki Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirildi. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla Başkan Mahallemizde mahalle meclisi toplantıları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hizmet turu Başkan Mahallemizde gezileri kapsamında toplantılar düzenleyerek vatandaşı yapılan yatırımlar hakkında bizzat kendisi bilgilendiriyor. Selçuklu mahallemizin bütün sokaklarını, bütün ara yerlerini ekiplerimiz gezerken kim var? Fen işleri ekibimiz var, park bahçe ekibimiz var,
su kanalizasyon ekibimiz var, ulaştırma, zabıta, veterinerlik, park bahçe temizlik ve asfalt ve kaldırım ekiplerimiz var. Onlar çalışmalarını yaparken mahallemizde, biz de mahallemizde bulunan evlerimizin 4 ya da 5 tane belirleyebildik. Onları ziyaret ettik. Aksaray merkeze bağlı 48 mahallede tamamlanması öngörülen ve 20 mahallede yapılan Başkan Mahallemizde programında mahalle sakinleriyle birebir konuşmak ve yatırımlar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen mahalle meclisi toplantıları Çiftlik, Selçuklu ve Coğlaki mahallesinde gerçekleştirildi. Toplantılara başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftlik, Selçuklu ve Coğlaki mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Aksaray'da hayata geçen projeleri, ilk ve tek hizmetleri vatandaşlara anlatan Başkan Yazgı, seçim döneminde ne söz verdiysek bugün geldiğimiz noktada fazlasıyla verdiğimiz sözleri yerine getirdik dedi. Dev yatırımların tamamlanarak büyük bir kısmının hizmet vermeye başladığını belirten Yazgı, asfalt, yol açımı, temizlik ve park gibi rutin belediye hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde Başkan Mahallemizde projesiyle vatandaşın evinin önüne kadar götürdüklerini aktardı. Şeffaf belediyecilik anlayışının her zaman süreceğini dile getiren Başkan Yazgı, mahallelerin ihtiyacına göre yatırım ve hizmetlerle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Hem daha önce almış olduğumuz notlar doğrultusunda hem de o gün oluşan çalışmaları yerinde takip etmek suretiyle mahallemizde bir tam gün boyunca burada bulunduk. Biz de bu esnada başkan yardımcılarımızla birlikte de bu mahallemizde bulunan şehit yakınlarımız, gazilerimizi, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ettik. Onların da talepleri, istekleri var mı diye onları aldık. Bunların hepsini toparladıktan sonra şimdi sizin huzurunuzdayız. Birazdan müdürlerim sizlere burada hem 4,5 yıl boyunca yaptığı çalışmadan bahsedecek hem de bugün için yapılan çalışmalardan bahsedecek. 4,5 yılda tamamlanan projelerle birlikte devam eden yatırımları bir an evvel tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Görevimiz şehrimizi marka şehir yolunda yeniden imar ederken gönülleri fethetmek. Bu yatırımlar hepimizin eseridir." diyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Sahada görev alan icracı birimlere bağlı ekiplerin müdürleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aktardı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Aksaray Şubesi Suriye'ye yardım tırları ulaştırmaya devam ediyor. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, Suriye'de yaşanan savaşla ilgili pek çok alanda mağdur insanlara yardım ettiklerini belirtirken, İHH Derneği olarak pek çok ilde eş zamanlı düzenledikleri basın açıklamaları ve duyarlılık programları hakkında da açıklamalarda bulundu. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Aksaray Şubesi, Suriye'ye insani yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği, Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları platformu katkılarıyla Suriye'ye bir yardım tırını daha gönderdi. Savaşın mağduru olan Suriye halkına yardım için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları 29. yardım tırını geçtiğimiz gün dualarla uğurladı. Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, yardım tırını uğurlama töreninde devam eden yardım seferberliğinin yanı sıra pek çok ilde eş zamanlı basın açıklamaları ve duyarlılık programlarına dikkat çekerek yardım malzemesine destek veren Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş'a ve duyarlılık gösteren herkese katkılarından dolayı teşekkür etti. Bugün İdlib'e bir tır un yardımıyla inşallah yardım kampanyamıza başlamış bulunuyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Türkiye'de tüm illerde aynı anda basın açıklamasıyla tırlarımız yola çıkmış bulunuyor. Biz Aksaray'dan ilk tırımızı bugün göndermiş oluyoruz. Sırada 3 tane tırımız var. 7 yıldır süren bir savaştan bahsediyoruz. Şu an en son İdlib'e yardım gönderiyoruz. İdlib neden ön planda şu anda? En son çatışmazlık bölgesi ilan edilen bölge İdlib. Yani mazlum insanların artık en son sığındığı Suriye sınırları içerisinde sığındığı şehir olan İdlib. 3,5 milyon insan var ve yakın zamanda
temenni etmiyoruz ama şu anki ihtimaller bunu gösteriyor. Binlerce insan Türkiye sınırlarına akın edecek diye düşünüyoruz. Bizler de yardım kuruluşu olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Bu bağlamda Tao bölgesi olan İç Anadolu bölgesinde Aksaray'dan şimdiye kadar sürekli un, patates tarzı yardımlarımızı gönderdik. Yeni çadırlar kuracağız, çadır kentler kuracağız. İhtiyaçlar çok çok fazla. Zor zamandan geçiyoruz. Biz zor zamanda da yardım eden bir milletiz. Bu hususta tüm halkımızdan destek bekliyoruz. İlk etapta 250 bin insanın akın akın Türkiye sınırına yanaşacağı söyleniyor, sığınacağı söyleniyor. Biz de duyarlılığımızı gösterelim. İlçelerimizden, il merkezinden hem hayırseverlerimize hem diğer kuruluşlarımıza yardım çağrısında bulunuyoruz. Biz bize yakışanı yapmaya devam edelim diyoruz. Teşekkür ederiz. Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş da kısa bir konuşma yaparak yardım ve desteklerinin süreceğini belirtti. Bugün ilklerimizi buradan gönderiyoruz. Biz her zaman mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin Türk millet olarak ve Aksaray halkı olarak her zaman yanında olduk. Bundan sonra da inşallah ihtiyaç durumuna göre, o bölgenin ve o halkın ihtiyaçlarına göre yardımlarımız devam edecek. Aksaray Sivil Toplum Kuruluşu Platformu olarak Aksaray'da bundan önceki dönemde organizasyonlara katkımız diğer dernek ve vakıflarla birlikte hatırı sayılır derecede bir yardım topladık Aksaray'dan. İnşallah bundan sonra da o birliktelikte ve bu arkadaşlarla birlikte gücümüz nispetinde Aksaray'a yakışır bir şekilde oradaki Müslüman kardeşlerimize komşusu açken tok yatan bizden değildir düşüncesini kendimize düstur edinerek bu şekilde yola çıkarak inşallah oradaki kardeşlerimizin bir nebze de olsun sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını gidermek, onların yanında olduğumuzu, istikametimizi Müslümanın yanında olduğumuz sabrımızın belirtmek amacıyla da bu yardımlara devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.